Uzman görüşüdür. Bu üç Arbitrum coin'i boğa piyasası için en iyileri. Burada çeşitli kripto paralara bakmaya çalışacağız. Tabi arada farklılıklar var. Burada adı geçen bazı altcoin'ler, tabi bir de ana konu olan altcoin'ler. Bunların arasında ciddi farklılıklar var. Mesela kimi zaman biraz daha risk yatırımları yapılabilir. Kimisi daha gün yüzünde kalmayı tercih edebilir. Yani garantiye oynama tercihinde bulunabilir. Şimdi bazı projeler var. İşte bunların main tokenları, örnek veriyorum. Bak burada adı geçenler. Ne diyor burada? BTC, Ether, Sol, ARB, Link, Uni, Doge, XRP, Litecoin. Şimdi bunların tamamı her ne kadar Uni'yi desteklemesem de ve ekstrem durumları olsa da, bunu tekrardan altını çiziyorum. Bunların tamamı şu anda major altcoin'ler. Yani major altcoin. Piyasa içerisinde zaten çok güçlüler. Belli bir yatırımcı kitleleri var. Çok güçlü bir yatırımcı kitleleri var. Bunun büyük bir bölümü de kurumsal. Yani işbirliklerinden doğan da bir durum söz konusu aslında. Ya da direkt olarak kurumsalların değer deposu olarak görüp elde edişleri. Aynı şekilde belli bir vizyonları var ve kullanılıyorlar. Yani arkası boş da değil bu kripto paraların. Sonuç, tabi belli bir korelasyon da yakalanıyor. Sonuç, bunların sezon içerisinde işleyeceğini, sezon içerisinde spekülatif olarak iyi yön yukarı hareketler yapacağından zannediyorum kimsenin şüphesi olmaz. Kimisi farklı denemelerde bulunur. Kimisi hareketini çok beğenmediği için bunlar arasında o değil de onu alayım der. Ama günün sonunda bunların bu sezon, yani güvenli liman olmasına rağmen, iyi karlar vereceğini bilir. Evet, bunu bilir yani. Bir diğeri, buradakiler güvenli limanken biraz daha riskli varlıklar. Şimdi riskli varlıklar neye göre riskli? Bunlar kadar yüksek yatırım almamış. Yani bu kadar büyük yatırımlar alıp hem çok fazla varlığı bulundurmayan, aynı zamanda çok fazla yatırımcıyı bulundurmayan bazı varlıklar. Fakat bulunduracaklarına dair ibareler görülen varlıklar. Sonuçta yatırım alırsa, yatırım aldıkça, güven ortamını sağladıkça ve kendini kanıtladıkça tabii ki varlığın fiyatı yükselecektir. Ve burada bir oluşum, yani sıfırdan bir oluşum, tabii ki oluşmuş bir şeye ve rutine oturmuş bir şeye göre daha fazla kazandırır. Ha, burada risk faktörü devreye giriyor. Olmayabilir. Bakarsın bu proje erir gider. Yani kendisini, kendisi gibi olan varlıklar içerisinden, binlerce varlık içerisinden kanıtlayıp çıkartamaz yani. Bakarsınız iş bu noktaya gider ve sizden geriye bir şey, paranızdan geriye hiçbir şey kalmaz. İşte burada dediğim gibi bunun adı risk faktörü. Siz eğer ki yapabileceğine inanıyorsanız bir yatırım yapabilirsiniz bu tarz kripto paralar. Çünkü potansiyel olarak olmuş dediğimiz ve istikrara oturmuş altcoin'lere göre daha fazla kazandıracaktır. Ama her zaman diğerlerine göre düşük girmeniz lazım ki aksi ihtimal her zaman vardır. Sezonun boyu uzun. Nereden ne geleceği hiçbir zaman belli olmaz piyasada. O yüzden daha düşük yatırımlarla o işi gerçekleştirmeniz gerekir. Bunlara kıyasen. Şimdi burada Arbitrum coinlerinden bahsediyor. Polygon, Optimism, Arbitrum gibi vesaire diyor. Şu anda çeşitli projeler üstünde mevzilenen tokenlar, bunlar geneli iyiler. Yani kullanılan bir ekosistem üzerinde kendilerini konuşlandıran, işte burada söylediği gibi bu şekilde kripto paralar var. Bunlar belli seviyelere kadar geliyor. Sezon içerisinde eğer ki ekosistem kullanılır ve ekosistemin main token'ı artarsa muhakkak bunda deplerinin ve içindeki tokenların payı olacaktır. Ve onlar da kazanmıştır ama
Her bir tanesi de kazanmamıştır tabii ki. Şu anda Arbitrum'u ben bu konuda iyi görüyorum. Arbitrum çıktığından beri kendisini inanılmaz derecede kanıtladı. Çok iyi noktalara geldi. 10 numara işbirlikleri yaptı ve gerçekten de yine üzerine çok fazla dep çekti. Ve tabii bunların da main tokenları var. O yüzden bence Arbitrum ilerleyişiyle bu sezon tokenlarına da çok katacaktır diye düşünüyorum. İlk sıradaki Arbitrum coin'i Sanku Dreamation. Burada söylemiş oldu yani bu Sanku Dreamation çok genel bir şeydir. Adamlar daha çok GameFi üzerine çalışırlar. Açıkçası bir bunun üzerine özellikle konuşmak istedim. Çünkü bu tarz şeyleri ben önermiyorum. Bu tarz olanlardan uzak durun. Bir kere GameFi işi yaş. GameFi'nin üzerinde bulunduğunuz zaman biz GameFi projesiyiz demek şu demek oluyor. Biz kendi token'ımızı hani sen satın alıyorsun ya. Biz diyor onu oyun üzerinde bedava da veriyoruz diyor yani. Tamam mı? Dolayısıyla bizim token'ımız da diyor. Satış baskısı hiçbir zaman bitmez. Sen merak etme diyor. Kafanı yorma yani. O yüzden bu tarz toplara girmeye emin olun gerek olmayacaktır. Ve aynı şekilde ben de kesinlikle önermiyorum bu tarz GameFi projelerini diye söylemek isterim tekrardan. Devamındaki neymiş bakalım? Mosaic Finance. Evet. Mosaic Finance diye söylediği şey de yine birincisi hem yapay zeka hem de tokenizasyon üzerine çalışıyor adamlar. İyi. İşte bak burası fena değil. Bu aynı noktada otomasyon üzerine de çalışıyor. Mesela render gibi. Bu tarz projeler olabilir işte. Devam edelim şöyle bir yandan. Diyor Ramses yani RAM'den bahsediyor. RAM birazcık Ape protokole benzeyen bir yapıya işaret ediyor. Ne demek yani Ape protokole benzemek? Kredi ve borç verme protokolü şeklinde düşünebilirsiniz. Yani evet bir kredi ve borç verme protokoldür aslında. Ramses. Kendi tokenları üzerinden gördüğüm kadarıyla öyle çok yüksek bir teminatlandırma yapmıyorlar. O yüzden iyidir. Aynı zamanda tabii bunlar şu anda boğada hemen hemen gözünü açtıkları için zaten sezon içerisinde değerlendirilebilirler yani aslında ana hatlarıyla. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu tarz olanlar da aynı şekilde fena değil. İyidir. RAM tarzında beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.